Of. Hemen ne yapacağız? Bence karakola gidelim. İyi. Uy, olamaz. Olamaz. Uy, oldu bile. Oldu bile. Temel. Baksana kim geliyor. Uy, çocukların anası. Uy, çocukların babası. Sakın ol, sakın panik yapma. Alıştıra alıştıra söyleyin. Yüreklerine inmesin. Şirin. Ne oldu? Niye dışarıdasın? Lütfen teker teker sorun. Kızın üstüne fazla gelmeyin. Çocuklar nerede? Çocuklar... Çok güzel bir soru. Yalnız cevabı biz de bilmiyorduk. Ne? Çocuklara bir şey mi oldu yoksa? Hayır hayır. Beni uyutup kaçtılar. Ne? Ne? Bu da amma fakirmiş ya. Paramız bitti mi? Boşaltsana şu çantayı. Tut şunları. Ne yapıyorsunuz bakayım burada? Biz Luna Park'a gelmiştik. Yalnız mı? Anneniz babanız nerede? Verin bakayım şu elinizdekileri, verin verin. Bu çanta sizin mi? Evet evet, kardeşimin. Evet benim. Bu senin için biraz küçük değil mi? Seneye de kullanır. Bir de utanmadan dalga geçiyorsunuz öyle mi? Yok polis amca, ne dalgası? Şirin sen misin? Evet o. Vallahi hiç yaşını göstermiyorsun. Bu çantayı çaldınız değil mi? Vallahi çalmadık. Biz hırsız değiliz. Biz hiçbir şey yapmadık. Tabii canım, hep öyle derler. Hadi bakalım yürüyün karakola. Bizi götürme amca. Bizi kadesi atma. Avukatımı istiyorum. Hadi bakalım yeter bu kadar gürültü. Binin bakayım. Ay yazık, çok mahzun kaldı. Asıl sen bizim çocukları düşün Pırıl. Kim bilir ne haldeler. Vaktinde eve gelseydin bütün bunlar olmayacaktı. Ne yapayım? Nöbeti anca devredebildim. Kedilerin köpeklerin başında nöbet tutacağına evdeki çocuklarımıza sahip çıksaydın. Onların başında da biri vardı Pırıl. Ama işe yaramadı. Hop hop bir dakika. Şirin'i haksızlık etmeyin. O elinden geleni yaptı da. Valla zapt edebilmek için çok uğraştım. Sonunda da yorgun düştü uyudu zavallıcık. Cinderella beni de uyutur. Sen zaten ayakta uyuyorsun. Temel, karakoldan bütün ekiplere haber verirler değil mi? Derhal yakalarlar firarileri. Ah, inşallah başlarına kötü bir şey gelmemiştir. Bağ kalırsa onlar birilerinin başına dert olmuştur da. Aileye haber verdiniz mi? Evlerini aradık ama kimseyi bulamadık. Yazık, şimdi deli gibi bunları arıyorlar. Komiserim, bence iyi çocuklar ama şeytana uyup bakıcılarına bir oyun oynamışlar işte. O kadar basit değil aslında. Yaptıklarının suç olduğunu anlamaları lazım. Haklısınız komiserim. Suçlular bunlar mı? Evet komiserim. Hayır, biz suçlu değiliz. Elebaşı sen misin? Yok, ben oymak başıyım. Biraz izci kampındaydım da. Yeter, şaklabanlığı bırak. Ama doğru söylüyor polis amca. Kaç para çalmışlar? Vallahi para falan çalmadık ya. Bizi tutuklayacak mısınız? Hepinizi hırsızlıktan içeri atacağım. Ben annemi istiyorum. Ben de. Biz ne yaptık ya? Zaten çantada azıcık para vardı. Hırsızlığın azıcığı olmaz. Suç suçtur. Kanun önünde aynı derecede suçlusunuz. Kaç yıl yeriz? Bence en az 30 yıl yatarsınız. Öyle değil mi komiserim? En az 30. Ya hep sizin yüzünüzden. Ben ne yaptım ki? Kartal kaçalım dedi. Hadi oradan be. Suçu bana atma. Çocuklar nerede? Hapse mi attınız burada yoksa? Oy. Aa, Kartal! Anne gel! Şahidim! Gel anne! Hiçbir şey yapmadık. Baba! Çok şükür. Gözümüz aydın. Aa, hoş geldiniz abi. Sizi zevkle izliyoruz. Sağ olasın. Bizi 30 yıl verdiler anne ya. Ne? Kim verdi? Komiser Bey. Sakin olun. Bu çocuklar sizin mi? Evet. Evet. Bıçakta da hanımın oğluyum. Buyurun. Yalnız paraları harcamışlar. Çocuklardan şikayetçi misiniz? Bilmiyorum. Şirin? Şirin abla ya lütfen. Ya lütfen, lütfen olma. Hayır değilim. Yaşasın. Ama yine de onlar büyük suç işlediler. Cezalandırılmaları lazım. Bakın komiser bey, onlar daha çocuk. Hadi komiser amca, ne olur. Ne olur lütfen. Bırakın cezalarını biz verelim. Peki, bu seferlik affediyorum. Yaşasın. Yaşasın. Yaşasın.
Ancak bir daha suç işlerseniz önceki cezanızı da derhal işleme koyarım, bilmiş olun. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Vallahi komiser bey bayağı insaflı çıktı he. Sizleri affetti. Bana bakın, asıl ceza evde, haberiniz olsun he. Evet, size öyle bir ceza vereceğim ki asla unutamayacaksınız. Dövecek misin? Ne münasebet. Bundan sonra sizinle oynamayacağım. Ya baba ya, oyna ne olur oyna. Ama hak ettiniz. Ya. Baba. Baba lütfen. Siz de çok insafsızsınız. Böyle büyük bir ceza verilir mi daha? He, çok büyük bir ceza bu. Ayolda bir şey mi canım? Sen Ayşe'nin sevgilisini görsen kafayı yersin. Acayip yakışıklı, zengin. Ah, ben bakarım. Seni sonra ararım, tamam mı? Hadi görüşürüz bay. Kim o? Ben. Sen kimsin? Karti komtu. Kimmiş? Karşı komşuymuş. Allah Allah. Atar mısınız? Aç bakalım. Buyurun. Kutura bakmayın, rahatsız ettim. Rahatsız etme. Önemli değil. Yo yo, çok önemli. Yani çok önemli ve adil bir durum. Nasıl yani? Şey, arkadaşımı çok hasta da. Siz hastalıktan anlar mısınız? Ne tür bir hastalık? Bilemiyorum ama böyle her yeri ağrıyor. Bir de çok fena ateşi çıktı. Hay Allah. Vallahi ben hiç anlamam. Başına soğuk suyla kompres yapın. Suya bir iki damla da sirke atın. Maalesef sirke yok. Nane limon kaynatın. Belki işe yarar. Yapabilsek yapacağız. Ama hiç birbirinin elinden gelmiyor ki. Siz en iyisi onu bir doktora götürün. Oo, mümkün değil. Kolunu bile kaldıramıyor böyle. O zaman ambulans çağırın. Onu da kendisi istemiyor. Ambulans fobisi varmış da daralıyor. Siz de gelip baktınız. Biz mi? Ama biz ne yapabiliriz ki? Çok şey. İnanın bir hayat kurtarabilirsiniz. Lütfen. Bana bak, evde kola falan var değil mi? Bitirmediyseniz vardır. Keşke başka bir şeyler de alsaydım. Paran çok sağ ol oğlum. Allah Allah. Aman iyi iyi. Allah geldiler ya çok. Bana bak, bütün gece hasta numarası yapmam ona göre. Aman. Terden nasıl, iyi mi? İyi. Kötü. Hatta çok kötü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hasta nerede? İçeride, buyurun. Ay yazık. Keşke ben hatta olsaydım. Şişt. Ateşi yok. Yok mu? Hı hı. Ha, demin ilaç vermiştim, ondan düşmüştür. Boğazım. Boğazı ağrıyor galiba. Nane limon var mı? Olmadı lazım. Tamam o zaman, ben nane limon kaynatayım. Zahmet olmasın, ben de yardım edeyim, mutfak şurada. Tamam. Sen de bir kolonya getir, bileklerini ovalım. Biz de nane limon kaynattık. Efendim? Şimdi getiriyorum. Çok fenayım. Merhaba. Merhaba, nasılsın? Süper. Siz olmasaydınız ne yapardık bilmiyorum. Ne önemi var canım, ne de olsa komşuyuz. Ya, atalarımız boşuna dememişler ev alma komşu al diye. Buyurun. Ah! Ver istersen ben yapayım. Çok ağrıyor. Neresi? Buralar. Ağrı kesici var mı? Yok. Of, başım çok ağrıyor ya. Ağrımaz mı da? Bugün senin başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi he. Öyle valla. Neyse ki ucuz atlattık. He. Başlarına bir iş gelseydi valla paralardım o çocukları ben. Yok artık. Var efendim, var. Benim şirinimi kimse üzemez, tamam mı? Hey. Bak kimler geliyor. Oy. Babayı gezdiriyorlar. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Ayrıca böyle akşam yürüyüşüne mi çıktınız? Öyle oldu. Bak yavrum, Temel abini Şirin abla. Tolga, Oya. Oy, yoksa bunlar ikiz mi? Yo, daha cinsiyeti belli olmadı ya, o yüzden. Tolga da olabilir, Oya da. Ay ay ay. Ay, tekme attı hakkım hakkım. Saçmalama mehpare. Ah! Mehpare iyi misin? Kağıt eyvah. Hemen kağıt elva yemem lazım. Hani artık eve dönüyorduk? Ay yenemeyiz hakkım hakkım. Çocuğun canı istiyor. Ben anladım. Biz sizi tutmayalım o zaman. Tabii tutmayalım Hakkı abicim. Size iyi gezmeler. Hakkı abicim. Güle güle. Mepare. Güle güle. Güle güle. Ya çok üzülürüm şu Hakkı abiye ben. Aa, nedenmiş o? Baksana.
Adam da bir çocukla uğraşıyordu, şimdi ikincisi geliyor. Hadi gidelim. Terk et kola et diyor değil mi? Biz almasak. Aa, hayatta olmaz. Bir kola etmeden gidemezdiniz. Değil mi Terdar? Evet. Sayenizde ayağa kalktım. Ya, hatta balkona bile çıktın. Neyse canım, kapatalım şu hastalık muhabbetini. Bisküvi. Teşekkürler. Mersi. Torma Tayyip kaç senedir bu mahallede tinit? 3 senedir, neden sordun? Biz geldiğimizden beri tok tıkılıyoruz da. Acaba buraların gençleri nerelere takılıyorlar? Bravo kanka, çok güzel bir konuya temas ettin. Hakikaten ya, siz akşamları falan ne yapıyorsunuz? Hiç, evde oturuyoruz. Hadi ya, çok fenaymış. Peki, güzel barlar, kafeler falan da mı yok? Var ama bizim iznimiz yok. Tumetele. Maalesef. Biz de diyorduk ki şimdi Ece ile İrem bizi gezdirir. Allah Allah, hangi arada bunu düşünmüştünüz merak ettim. Şimdi canım, yani demin aklıma geldi. Ya. Sen gidip yat istersen, burası serinledi. Evet, sen git. Yani üşütme diye söylüyorum. Çok doğru söylüyordun. Gerek yok. Temiz hava alıyorum. Dikkat et de oksijen çarpmasın. Vallahi bak yine çok doğru söylüyordun. Biz kalkalım artık. Aşk olsun canım. Şurada 2 çift laf ediyorduk ya. 2 çift ve 1 tek. Şirin. Efendim? Ha, buraya çok yorulduk. Bir çay içelim mi? Olmaz. Akşam çay içince uykum kaçıyor. O senin dediğin psikolojik. Yok öyle bir şey. Bende de psikolojik bozukluk var desene. Huy, alındı. Hem baksana kızlar çoktan yatmış. Uy. Kızlar uyur gecer değil, değil mi? Neden? Bak. Ece, İrem. Eyvah. Batıldık. Ne işiniz var orada? Hiç. Şu arkadaş hastaydı da ona bakmaya geldik. Allah Allah. Hiç de hastaya benzemiyor ama. Bunu hasta bile bolsa siz doktor musunuz? Yok, biz tabii. Hani tanıyordunuz Temel abi, konuşsanıza. Vallahi Temel abi, onlar doktor değil ama torunlu birer vatandaş yani. Tabii ya. Biz sadece komşuluk vazifemizi... Çabuk buraya gelin. Vazife sırası bende. Yok. Yer yarıldı da içine girdi sanki. Ne arıyorsunuz? Kitabımı. Ben onu kaplayıp buraya koymuştum. Ciltli kitabı niye kapladınız Handan Hanım? Öğretmeniniz kızmasın diye efendim. Bilgisayar kursuna gidiyorum. Okula değil. Olsun. Öğrenci her yerde öğrencidir. Vallahi işi iyice abarttınız Handan Hanım. Durun. Kalemlerinizi vereyim. Kırılırsa diye 2 ucunu da açtım. Beslenme çantamla mataram nerede? Bugünlük kantinden idare edin. Yarın pazardan alırım. Hadi hoşça kalın. Güle güle Muhtar Bey. Allah zihin açıklığı versin. Çingenem çingenem, kara gözlü çingenem, aşkınla tutuşup yandım çingenem. Ay, inşallah beni işe alırlar. Alacaklar tabii. Piyasadaki şarkıcılardan ne eksiğin var? Bence fazlası bile var. Kaç barda konservatuvar öğrencisi şarkı söylüyor? Maalesef çoğu barda. Çünkü okumak için para lazım. Kadriye teyzeyine yalan atacağız, onu düşündün mü? Ay, hayır. Akşamları evden çıkmak dert olacak. Her akşam bir yalan uyduracağız artık. Ben kendimi çok baskı altında hissediyorum çocuklar. Kadriye teyzenin korkusundan depresyona gireceğim. Biliyorsunuz depresyon genel olarak mizacın durgunlaşmasıdır. Başladık. Aslında acı veren durumdan kurtulmak için sensoryal duyularını minimal seviyeye indirir. Psikomotor yavaşlar. İşte yine geldi. Sakin ol Fili, sakin ol. Gevşe, relax. Bunlar benim laflarım. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz Kadriye teyze. Size börek getirdim. Sağ olun. Ellerinize sağlık. Ne bu kıyafetin? Denize mi gidiyorsun? Nesi var? Yarısı yok. Şuna bak.
Hadi çabuk değiştir üstünü, çabuk. Ama Kadriye teyze, herkes böyle giyiniyor. Siz giyinemezsiniz. Ben kimseye Kadriye'nin pansiyoner kızları ortalıkta öyle zibidi gibi dolaşıyor dedirtmem. Hadi değiştir üstünü. Öf. Siz genç kızken ailenizle giyiminize karışır mıydı? Aa, vallahi abim etek boylarımızı cetvelle ölçerdi. Biz ne koşullarda büyüdük. Peki bu durumdan hiç şikayetçi olmadınız mı? Olmaz mıyım? Ama itiraz etmek mümkün mü? Yaşıtlarınız sizin giymek istediklerinizi giyerken siz hiç özenmez miydiniz? Özenmez olur muyum hiç? Hiç unutmam, böyle yakası güllü drape bir elbise diktirmiştim. Şöyle beli oturuyordu. Babam gelince ne bu böyle dansöz mü olacaksın diye makasla dedi. Ağlayın Kadriye teyze, ağlayın. İçinizdekileri boşaltın. Onların yüzünden bir sürü şey içimde ukde kaldı. Gençliğimi yaşayamadım. Yazık size. Vallahi siz siz olun. Gününüzü yaşayın çocuklar. Gençliğinizin kıymetini bilin. Ha, istediğimizi giyeceğiz değil mi? Tabii. Ama o bluz değişecek değil mi Stokna? Tamam oğlum, sen ölçüyü al, ben geliyorum. Temel'in programı biter bitmez oradayım. Hadi beyler, bedava seyir yok. Çay içelim. Lütfen. Buyurun. Buyursunlar. Ya burası da dekoderli kahve gibi oldu ha. Zorla çay içiriyorsunuz. Buyurun. Temel abi çıkıyor. Temel çıktı mı? Çoktan. Sevgilin çekip gittiyse, ümitlerin hep bittiyse, artık canına yettiyse, boş ver abi daldan ama, çak o zaman çak çak çak. Stop ulan stop. Kimlik, bir telefon arıyorum. Temel, bu kameraya bakacaksın. Affedersin, pardon. Günaydın, kiminden görüşüyorum? Ben teyzem, dansından arıyorum. Nasılsın Sevdacığım? Ben iyiyim. Ooo samimiyete bak. Hemen senli belli oldular. Televizyonun sesini nasıl Sevdacığım? Başka bir şey değil. Tabii canım. Heh kıstı. Alo, alo. Alo Sevda, ne arıyorsun? Yemeğin altını kıstım. Ne pişireceğim bakalım? Tas kebabı. Ooo yanına da bir pilav yap bari. Uy bayılırım pilavla tas kebabına. Aa ben de bayılacağım şimdi ha. Değiştirin şu kanalı ya. Olmaz. Temel gelince soruyor. Hem değiştirsek ne olacak? Her kanalda aynısı var. Mecbur muyuz bu abuk sabuk şeyleri dinlemeye ya? Eğlence programı değil. Sohbet desen iş değil. Laga loga edip duruyorlar. Aman Temel duymasın. Şimdi senin şarkın geliyor Sevdacığım. Vallahi maskara etti kendini ha. Ne yapsın ekmek parası? Değer mi hiç? Bence de. Kurşun kalem bir silgi istiyor. Lütfen de lütfen. Hay hay küçük hanım. Şu oyuncaklara bak ne güzel. Aa bizimkiler içeride. Ben de karton istiyorum. İyi günler. Paramın 2/8'iyle etiket alacağım. Ne? Sıranızı bekleyin lütfen. Ama bizim acelemiz var. Aman bırak alıp gitsinler. Hadi amca ya ne yapıyorsun? Hadi ya. Paranı hesaplıyorum oğlum. Espriden de hiç anlamıyorsun amca ya. Amca bunlar kaç lira? 250.000 lira. Ah işte her şey. Ah, ya ne pardonunuzu verin de biz gidelim lütfen. Ne renk istersin beyaz sarı? Ne yapıyorsun sen ya? Vay ne güzel. Amca bunlar ne kadar? Ya yapma ya. Çıkın dışarı çabuk. Amca müşteri bir nimettir ya. Defolun. Tamam ya. Siz de. Biz bir şey yapmadık ki ama. Çıkın dedim. Gel birisinden. Yazık ya ağlıyor. Aldırma Şahin, bunlar aşkın gözyaşları. Evet sayın aşk tenceresi izleyicileri. Çiğ köftemiz için malzemelerimizi bir daha sayıyoruz. Bir dakika Temel, bir telefonumuz var galiba. Alo. Alo Temel. Oy. Oy ben bu sesi sana ayırırım. Mıcıyer Hanım.
Tanıdı. Ay çok heyecanlıyım. Temel, biz de seninle burada çiğ köfte yapıyoruz. Ne güzel, şimdiden afiyet olsun. Neriman Hanım, Lütfen Hanım, Tuzan Hanım da buradalar. Sana selam söylüyorlar. Aleyküm selam. Müzeyyen Hanım, malzemelerimiz hazır mı? Evet, hepsi burada. Efendime söyleyeyim, çiğ köftemizi yapmaya başlayabilir miyiz? Evet, başlayalım. İşte kıymamız burada. Bulgurumuzdan da biraz döküyoruz. Bulgurumuz da buraya dur. İşte biber salçamız burada dur. Ha böyle. Kenara koyalım, tamam. Sonra karıştıracağız. Evet. İsotumuz da koyduk. Ama bizde isot yok, ne yapacağız? Bir zahmet Urfa'ya kadar gidip alıp gelin. Şaka ettim. Kırmızı biber de olur, o da olur, idare eder. Tamam, iyi o zaman. Şu suyu da ver buraya bakalım böyle. Tamam. Suyu da koyun kızlar. Koyduk, bir dakika. Evet, şöyle yaptık. Şimdi böyle bunu yoğurmaya başlıyoruz. Değirmen uçtu çiçek. Sen de söyle Suzan Temel gibi. Zeylemen orak getirmeyecek. Ölürem kızlarla zeyleme. Evet sayın seyirciler, şimdi reklamlar. Az sonra köftemize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ne oldu ayol? İzin verirseniz reklamlara giriyoruz. Girin. Biz yabancı değiliz, bekleriz gülüm. kapattılar. Tam zamanında. Sıra sende Müzeyyen Hanım. Ama daha süren dolmadı ki ayol. Yoruldum. İkinci tura kadar azıcık dinleneyim. İyi öyleyse. Ya çiğ köfteden meyhaneye de yollarız değil mi? Haydar Bey bitirmezse yollarız lütfen. Evet. Aşk Tenceresi izleyicileri. Çiğ köftelerimiz hazır. Ne çabuk. Adı üstünde çiğ köfte. Şimdi sıra köftelerimizi tatmaya geldi. Önce siz buyurun. Ay, bayanlar. Okey, peki, tamam. Buyurun. Ellerinize sağlık. Ellerine sağlık. Ayağım. Çok acı bu da. Ay yandım Temel, yandım. Çok acı. Ulan nereden aldınız bu köfteleri? Bunlar zehirde, adam mı öldüreceksiniz? Pat mı kırdım yönetmenim? Ya ne oluyor? Allah Allah. Kolay gelsin Şefik Bey. Hoş geldiniz Kadriye Hanım. Hoş bulduk. Hoş geldin anneanne. Çalışkan yavrum benim. Çiçek pastanesine uğrayıp da tepsiyi alayım mı? Tamam usta, hoşça kal. Güle. Bu ne şıklık böyle Kadriye Hanım? Çok zengin bir arkadaşıma gidiyorum da. Kocası terminatör. Terminatör mü? Tekneleri, mavnaları falan var. Armatör Kadriye Hanım, armatör. Ay ben de öyle dedim zaten. Her neyse canım, buradan geçerken bir de size uğrayayım dedim. Çok iyi ettiniz. Siz gelmeseydiniz ben size uğrayacaktım. Ay sahi mi? Ya. Şu zarfı verecektim de. Ay çok incesiniz Şefik Bey. Yine bana aşk mektubu mu yazdınız? Yok, aşk mektubu değil. Bu para ne böyle? Kusura bakmayın, fazla bir şey değil ama. Fazla değil de ne demek? Siz bana 1500 bile milyar verseniz benim kalbimi satın alamazsınız. Ama Kadriye Hanım. Siz beni ne zannettiniz sen? Ne sandınız? Bakın Kadriye Hanım. Alın bunları da başınıza çalın. Parayla saadet olmaz Şefik Bey. Olmaz. Yanlış anladınız Kadriye Hanım. Bu para Eray'ın maaşı. Ne? Eray'ın maaşı mı? Evet Kadriye Hanım. Siz onu boğaz tokluğuna çalıştırın demiştiniz ama gönlüm buna razı olmadı. Hay Allah. Ben de sanmıştım ki. Kim o? Biziz Pırıl Ceylan. Hoş geldiniz. Rahatsız etmiyoruz ya. Aşk olsun, buyurun. Ne haber Ceylan? İşte. Yapma kızım. Şöyle buyurun.
Ceylan çok ayıp. Kırılacak bir şey var mı diye bakıyorum. Çay kahve ne alırsınız? Hiçbir şey canım, gel otur şöyle. Seninle önemli bir konuda konuşmam lazım. Hayırdır? Bak şekerim, geçen hafta çocukları sana bıraktım. Biliyorum. Sen de bir güzel hepsini kaybettin. Maalesef. Heyecandan da benim yüreğime indirdin. Haklısın. Ama bizimkilerin ne mal olduğunu ben bilirim. Bu tabii aşırı zekadan kaynaklanıyor. Benden geçmiş, babayla ilgisi yok. Şimdi beni dinle. Dinliyorum zaten. Biliyor musun, sen aslında bu çocuklara çok iyi bakarsın. Hem de mis gibi para kazanırsın. Ha? Yok, ben geçen hafta başımıza neler geldi ortada. Yok, ben beceremem. Evet, yavrucuklarımın evden kaçma huyu var. Ama başka da kötü alışkanlıkları yok. Üstelik de seni çok sevdiler değil mi Ceylan? Evet. Ya aslında söz dinleyen iyi huylu çocuklardır. Aslan'la ben onlara süper bir aile terbiyesi verdik. Ne kadar güçlüsün, o yastığını sıfırlattın. Her gün süt içiyorum. Aferin sana. Hoş geldin. Uy, merhaba. Merhaba, misafirim var. Öyle mi? Gelmeyeyim gel, o zaman. Gel. Yabancı sayılmaz. He. Merhaba Peril Hanım. Peril değil, Pırıl. Affedersin, benim dilim donmuyor da. Ne haber ufaklık, nasılsın? Benim adım Ceylan. Anlaşıldı. Evet Şirin, teklifime ne diyorsun? Ha bu arada aylık 150 milyon düşündüm. Ne teklifi bu? Pırıl Hanım çocuklara bakmamı istiyor da. Kesinlikle olmaz. Pardon? Ben biraz düşüneyim, kararımı size bildiririm. Tamam o zaman, cevabını bekliyorum. Hoşça kalın. Güle güle. İyi günler. Hadi kızım gidelim. Çok sevindim maşallah. Niye kesinlikle olmazmış beyefendi? Ben senin çalışmanı istemiyorum da ondan. Sen bana karışamazsın ki. Neden sebep de? Ben bugüne bugün... Söyle, bugüne bugün neyiz biz? Nişanlı mıyız, evli miyiz? Onlar da olacak inşallah. Bu gidişli olmayacak Temel. Oy. Ali abicim. Ne korkuyorsun ya? Ezecek değiliz oğlum. Ramak kaldıydı ya, neyse. Kahve mi Kıvırcık? Hadi atla. Dizlerimin bağ çözüldü vallahi. Uf. Temel Bey. Temel Bey. Gene mi şişsin? Beni yardım lütfen. Ben. Verelim bakalım. Her gün aşk penceresini arıyoruz ama düşüremiyoruz. Lütfen. Yarın bizim için bir klip yayınlar mısınız? Yayınlarım. Gülay ve Gülay değil ama. Gülay tamam. Ve Gülay için değil. Tamam. Gülay ve Gülay için. Yarın bekliyoruz. Tamam lütfen. Canım. Lütfen. Tamam. Lütfen. Hadi abicim çek. Lütfen. Bunlardan kurtuluş Şener yok. Şener Bey. Hadi yürü. Güle güle. Havan bassın havan. Hava attığımdan değil. Böyle canım sıtkın olunca çekemiyorum. Hayrola? Şirin'e kafam bozuldu. Yine ne oldu? Tutturmuş çalışacağım diyor. Bunda bozulacak ne var Kıvırcık? Benim kitabım öyle şey yazmaz. Bir kadının yeri evidir. Yok ya. Affedersin Ali abicim. Yani Bey ablanın durumu başka. Hadi. Lafı çevirme şimdi. Onun kendi işi. Karışanı görüşeni yok. Kimseden emir almaz. İzin istemez. Aa, orası öyle. Mesela bugün Can'ı aldı, hastaneye gitti. Oy, Can hasta mı yoksa? Yok canım. Simge'nin annesini ziyarete gittiler. Deme, aranız düzeldi mi? Öyle görünüyor. Vallahi çok sevindim Ali abicim. Yani aileler arasında tatsızlık olunca acısını gençler çekiyor böyle. Tecrübeyle sabit. Of. Hadi anneciğim, ilaç saatin geldi. İstemiyorum. Ama böyle yaparsın, neşemezsin ki. Ben hasta değilim, çıkar beni buradan. Girin. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Buyur. Ay, ne zahmet ettiniz. Anne bak kimler geldi. Ne işiniz var sizin burada? Biz geçmiş olsun demeye geldik. Bize yanaşmak için fırsat kolluyorsunuz değil mi? Ne? Rica ederim Belgin Hanım.
Sizin gibileri tanırım. Yüz verince astar istersiniz. Anne, lütfen. Sus, bütün kabahat sende. Bunları başımıza sen sardın. Bakın, biz buraya hakaret dinlemeye gelmedik. Niye geldiniz öyleyse? Şirinlik yapmaya mı? Olamaz. Biz sadece insanlık görevimizi yaptık Belgin Hanım. Ama bunu anlamak için insan olmak lazım. Yürüyeceğim. Behiye abla! Behiye abla! Ya kusura bakmayın ne olur. Bu kadarı da fazla ama. Bu grup içindeki son komutumuz Help. Yeni bir dosya açmak için file grubunu seçiyoruz. Nereye tıklayacağız? En üstte Nil yazana. Benim ekranımda yok. Arkadaşlar sessiz olalım. Bakın şu tuşa basın gelir. Buna mı? Evet. Evet, herkesin diyalog kutusu çıktı mı? Kopya çekmek yok. Program grup seçeneğini onaylayıp description'a isim veriyoruz. Hay Allah. Şişt, baksana. Bir problem mi var muhtar bey? Yok hocam. O halde bize buraya kadar yaptığımız işlemleri tekrarlar mısınız? Menajer program menüsünde 3 yo 4 grup vardır. Bunlar şeylerdir. Evet. Zil çaldı da. Ne oldu ula, yoksa okulu mu kırdınız ha? Ne münasebet canım, dertimiz bitti. Oyna. Sağ ol. Çıkmamış kağıtları atıp durma ya. Çıkmadığını nereden bileyim? Tabii canım, nereden bilsin? Oyna hadi. Pişti. Çek. Kemal. Şirin geliyor. Müjdeyi ben verecektim. Oy, Şirin. Diğerlerini sorsana. Tıkıyta tentor. Küs müyüz? Hayır, henüz değil. Yani her an küsebiliriz. Öyle. Bak Şirin'cim. Mesele çalışma meselesi falan değil. Ben senin kendi çocuklarına bakmanı istiyorum. El alemi çocuklarına değil. Daha inandırıcı bir şey bu. O zaman bana biraz zaman ver. İstediğin kadar. O kadar da uzun boylu değil. Mesela efendime söyleyeyim, akşam yemeğine kadar ne dersin? Ne diyorsun, hiçbir şey anlamıyorum. Yemekte anladım. Gelirsen tabii da. Pişti. Maalesef pişmedi. Valeyle pişti yapılmaz. Of of. Oldu bu iş minik. Hangi iş? Şirin'i akşam yemeği için ikna ettim. Şirin ablamız akşam yemeğini dışarıda yiyecek. Duydum, duydum. Ayrı da duyduklarıma çok sevindim. Hakem penaltıyı verince bütün türbünler ayağa kalktı. Ay. Ben de onlara uydum, başladım tezahürata. Maaş söylerken, yumruk göklerde. Ya sen yenilsen, kalbimiz İyi senle. İyi ki 40 yılda bir maça gittiniz. Çocuğun kafası şişti ayol. Estağfurullah. Salatamız da geldi. Seninkinin nesi var? Yüzü sirke satıyor. Yorgun herhalde. Buyurun. Allah! Hadi Levent'ciğim. Geliyorum canım. Dayıcım saray alayım. Sofrası gibi. Buyur. Ben ondan almasam yengeciğim. Olmaz ama. Ebru onu senin için yaptı. Sağ olsun. Beni çok düşünür. Ege yemiyor mu? Annesi rahat etsin diye önceden doyurdum. Oo Ebru. Bakıyorum yine 4 ayak üstüne düşmüşsün. Buyurun dayıcığım. Ben fırından tepsiyi alayım. Sen de buzu çıkarır mısın hayatım? Tabii canım. Maşallah ne güzel anlaşıyorlar. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Mutlu aile tablosu çiziyorum canım. Beni iğnelemekten vazgeç tamam mı? Yavaş ol duyacaklar. Biraz ekmek verir misiniz Müze Hanım? Onlara çaktırmamak için başka çare var mı? Bakayım. Bir fikrin varsa sen söyle. Hayatımız çekilmez hale geldi, görmüyor musun? Senin sayende. Allah Allah. Ne oldu? Hiç sesleri çıkmıyor. Daha ne istiyorsun? Ay kesin bir iş çeviriyorlar. Bu kızlarla kafayı yiyeceksin anne. Sayende tutturdu pansiyoner alalım diye. Fena mı oldu? Biraz belimizi doğrulttuk. Dertsiz başımıza dert aldık. Şefik Bey'le evlenecektim, olup bitecekti. Aman anne. Şunlara bir bakayım ne yapıyorlar.
Dur bakayım sen orada. Nereye böyle gece vakti? Ha? Arkadaşımın doğum günü var, oraya gidiyorum. Neden bundan benim haberim yok? Aa, söylemedin mi? Unutmuşum. Nerede olacakmış bu doğum günü bakayım? Barda. Barda mı? Aa, barda mı dedim? Hay Allah, evde koca bir bar var da. Kim bırakacak seni eve? Hiç kimse, kendim geleceğim. Gece yarısı, öyle mi? Anne, yeter artık. Yetmez efendim, bu kızlar bize emanet. Babaları her gün arayıp gözünüz üstlerinde değil mi Kadriye Hanım diye soruyor ama. Affedersiniz, bunu sonra tartışsak, geç kalıyorum. Hadi görüşürüz. Görüşeceğiz tabii. Nereye anne? Takibe gidiyorum. Saçmalama Allah aşkına. Ne dolapla çevirdiğini öğreneceğim. Duydun işte, doğum gününe gidiyormuş. Ya bu yalanı herkes yutar ama kemik kıran Kadriye yutmaz. Çekil önümden. Acaba hala kavga ediyorlar mı? İsterseniz geri dönüp soralım, tövbe tövbe. Ha, ne var bunda? Merak ediyoruz herhalde. Etmeseniz şaşardım zaten. Kusura bakmayın Haydar Bey ama ben sizin kadar duygusuz değilim. Bunun duygusuzlukla ne alakası var Müzeyyen Hanım? Karı koca arasına girilmez o kadar. Ah, ben size nasıl uydum da hemen kalktım. Hemen mi? Sizi resmen koltuktan söktüm. Biraz daha direnseydiniz çekici çağıracaktım. Aa, Esra değil mi o? Esra kim? Canım, Kadriye'nin kiracısı. Müzeyyen. İyi insan lafın üstüne gelmiş. Nereye böyle? Bilmiyorum. Nesi var? Merak etmeyin, şimdi öğrenirim. Müzeyyen Hanım nereye? Siz gidin Haydar Bey, ben yetişirim. Hayda. Kadriye. Şşşt, yavaş, duyacak. Kim duyacak? Esra. Ha, onu mu takip ediyorum? Sen de mi? Herhalde, hadi yürü. Yürü. Boşuna nefesimi tüketme, çalışacağım. Ama Şirin'im. Lütfen Temel. Yine kavga etmek istemiyorum. Kavga edeceğimizi kim söyledi da? Yani ben seni düşündüğümden şey diyorum. Yaksan bahane. Şirin. Efendim. İyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Nereye oturalım Alev? Bilmem. Aa, Temel ile Şirin de burada, merhaba. Merhaba. Nasılsınız merhaba çocuklar? Teşekkürler, iyiyim. Rahatsız olma Temel. Ne güzel tesadüf değil mi Soş? Niye ayakta kaldın, şöyle geçsene. Hayatım, istersen biz başka bir masaya geçelim. Aa, niye canım? Hep birlikte otururuz. Alev, belki çocuklar baş başa kalmak isterler ha? İster misin? Alev, ben seninle baş başa olmak istiyorum. Sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Allah'ım, sonunda bana evlenme teklif edeceksin değil mi Soş? Afiyet olsun çocuklar. Size de. Olayı ne güzel çözümledi değil mi? Bir de bunu biz başarsak diyorum. Yine başlıyoruz. Bak, gel bu işten vazgeçirin. Sebep? Bana bir tane mantıklı şey söyle, vazgeçeyim. Sahi mi? Allah'ım, ne olur doğru şeyi söyleyin. Çalışma hayatı adamı yıpratır. Onu ben de biliyorum. Ama evde oturmaktan çok sıkıldım artık. O canavarlarla uğraşmayı sen kolay mı zannediyorsun? Merak etme, ben onlara adam ederim. Sen öyle zannet. Temel, ben çalışmak istiyorum. Şu anda yapabileceğim tek iş de bu gibi görünüyor. Senin en büyük işin beni sevmek da. Artık bundan emin değilim. Ne demek oluyor şimdi bu da? Benim sevdiğim Temel kararlarıma saygı duyardı. Ne olursa olsun yanımda olurdu. Yani sen karşında oturduğuma bakma. Ben şimdi de yandayım senin. Sahi mi? Yani çalışmamı istiyorsun. He, mecburen istemek zorundayım. Yani tamam, evet istiyorum. Sen bir tanesin. Sahi mi? Ay hayırdır inşallah. Efendim, Muhtar Bey? Telaşlanmayın Handan Hanım, yok bir şey. Evet, daha yeni çıktık. Sınıf arkadaşlarımla kahve içmeye gideceğiz, ona haber vereyim dedim. Öyle mi? Yok canım, ne sakıncası olacak? Ben de televizyon seyrediyordum zaten. Merak etmeyin, çok geç kalmam. İyi eğlenceler, arkadaşlarınıza selam söyleyin. Teyze hoş ütü yaptığınızı görünce şok ya olacak. Yaptığımı görünce.
Bunları yerine kaldırmak da en az ütü yapmak kadar zor, tamam mı? Aa, yemek çabuk bitti galiba. Kesin kavga etmişlerdir. Aa. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kim geldi? Komşularımız geldi. Rahatlı de diyordu ama bir dimterdar evde yok. O nasılsa evdedir diye anahtar almamışız. Ne oldu? Hiç bir şey olmadı. Tadede kapıda kaldık. Anahtarlarını unutmuşlar. Şey, bir mahsuru yoksa Serdar gelene kadar biraz burada durabilir miyiz? Dıdırdı tok tok da. Ayak tıkmıt. Bir anda tıkmıt. Güneş her akşam batıp her gün doğuyorsa, çiçekler solup solup tekrar açıyorsa, en derin yaralar kapanıyorsa, en büyük acılar unutuluyorsa, neden korkulur hayattan söyleyin bana. En derin yaralar kapanıyorsa, en büyük acılar unutuluyorsa, neden korkulur hayattan söyleyin bana. Sen hiç para getirdin mi müzeyen? Oo, çok. Haydar bile flört ederken bar bar dolaşırdık. Hadi be sen de. Her sabah uyandığında beni farz et yanında. Böylece kolaylaşır her şey birden. Bakarsın gelirim aniden, fırsat verme gözyaşlarına. Söz geçmez anılara. Bugünü yaşamak dururken hala dargınsın yarınlara. Haykıracak nefesim kalmaz sakine. Ellerim uzanık oldu. Ben kapsamak. Aa, uzanlık yok ama. Ne güzel eğleniyoruz. Vallahi öğretmene şikayet ederim sizi. Çarpar seninle. Haykıracak nefesim kalmaz sakine. Ben dayanamıyorum, giriyorum içeri. Dur, beni de bekle. İçeride paparaziler var mıdır acaba? Bir de bizi çekiyorlar mı? Sıkıysa çeksinler. Hadi. Dur dur, yavaş, ben de bir şey duruyorum sana. Dur dur. Ne yapayım ya onları? İyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Her güzel şey çabuk biter. Soldular dünkü çiçekler. Ne dostlar ne de geçen mutlu günler. Bizimle her an beraberler. Aşk başkadır bunlardan. Döner gelir. Kız, senin ne işin var burada? Senin çibitlerini tanıyayım da gör. Evet, sen tanımıyorsun. Hadi yürü. Doğum günüymüş ha. Tarbeyler de yuttum sanki. Ben kimi kıran tarbeyi? İyi ki dondurma almayı akıl ettin Şirin'im. Kızlar çok sevinecekler da. Bence de. Evet, sağ ol Temel. Oy, sen hiç film seyretmeyeyim misin de? Ne alaka şimdi? Filmlerde kız hep erkeği kahve içmeye içeri davet ediyor. Ama maşallah sen tın tın yani. Tamam. Kahve için değil ama dondurma yemek için gelebilirsin. Bu nazik davetin için çok teşekkür ederim. Yalnız çok önemli bir işim var, ben gidiyorum. Ne işi bu saatte Temel? Şaka ettim de şaka. Sen kararını değiştirmeden ben içeri gireyim. Yürü yürü. Ya, it de böyle. Teyze hoş. Oy, ula gene misiniz? Maalesef.